Bu meyveyi düşünmüyordum daha doğrusu. Farklı meyvelerde araştırmalar yapıyordum. Bu süreç zarfında babamda bir rahatsızlık oluştu. Yani kanser tedavisi görmeye başladı. Kanser tedavisi görerken araştırmalarım sonucu bu meyvenin kanserli hücreleri yenilediğini, bağışıklık sisteminin güçlü tuttuğunu ve bununla alakalı direncini daha arttırdığını öğrendim ve bu meyveyi ekmeye karar verdim. Bir dönümden, ki siz bir dönüme ne kadar dikmiştiniz? 400 adet. 400 adet. 400 adetten kaç kilo alım garantisi? Yani ocağın hesabı üstünden yaklaşık 3. sene 600 gram civarı bir beklenti içerisindeyim. Ya yani şu an normalde 3. yaşında 400 gram hesaplarlar. Biz 600-700 gram civarı gibi bir beklenti içerisindeyiz. Ağaç ocak başı. Herkese merhabalar. Ben Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Canan Salt. Bugün Sakarya Söğütlü Topalak mevkiindeyiz ve çok çok önemli bir üründen bahsedeceğiz. Benim için ve bizim için ve Türkiye için çok değerli bir süper meyveden bahsedeceğiz. Ama öncesinde şuna değinmek istiyoruz. Efendim, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız ve hala etkileri devam eden orman yangınları canımızı yaktı, ciğerimizi yaktı. Binlerce can kaybı verdik, binlerce bitki kaybı verdik, hayvan kaybettik ve insan kaybettik maalesef. Kasti olarak yapanların yakalanıp bir an önce cezalarını bulmasını ümit ediyoruz. Ve ülkemizin, Türkiye'mizin yeniden yeşermesi için elimizden gelen gayreti sarf etmeliyiz diyoruz. Ve mevzumuza geçelim. Bugün çok önemli bir konu için çok değerli bir çiftçimizin konuğuyuz. Öncelikle onu tanımak istiyoruz. Evet, Cihat Bey. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, Cihat Özlük, Sakarya Söğütlü ilçesinde 20 yıllık esnafım. Bu bitkiyle alakalı farklı detaylı olarak özel bir ürün olduğunu düşündüğümden... Ürünün ismini hemen söylemeyelim. Şöyle yapalım. Aynen. Şöyle kameraya doğru ürünü göstermek istiyorum. Bunu tanıyor musunuz? Etrafımda da görüyorsunuz, işte malç içerisinde ürünü görüyorsunuz, çalı formunda. Gülgüller familyasından süper meyve diye adlandırdığımız bu ürün, yaban mersinine de benzetirler, mavi yemişe benzetirler. Hatta bizim oralarda yetişiyordu dediğinizi de duyar gibiyim. Efendim, bu ürün bizim aslında yeni yeni tanıştığımız bir ürün. Şöyle kısacık bahsedeyim isterseniz üründen. Neden süper meyve deniliyor buna? Bu meyvenin antisiyonin, antioksidan miktarı çok yüksek olduğu için aynı zamanda antibakteriyel, antiviral, antialerjik, antidiyabetik, hatta kardiyovasküler sisteme olan etkisi, işte göz rahatsızlıklarına olan etkisi sebebiyle hakikaten ülkemiz için, insanlık için ve bizim için çok çok değerli, çok önemli bir ürün. Efendim, bu ürünün adı Aronia. Evet, Aronia ile biz yaklaşık olarak 3-4 yıldır tanıştık aslında. Ama ülkemize gelmesi 2012 yıllarında oldu. Evet. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından getirildi ilk kez olarak. Orijini Kuzey Amerika. Kuzey Amerika. Kuzey Avrupa daha çok aslında talep gösteriyor buna. Polonya menşeli de olan çeşitleri olduğunu. Evet. Bir de bu ürünün yine süper meyve olmasının da sebeplerinden bir tanesi orak değerinin yüksek olması. Nedir efendim orak değeri? Oksijen radikal absorbans kapasitesi. Nedir bu? Şöyle söyleyeyim, vücudumuzda serbest radikaller vardır. Bunlar işte bazı hastalık etmenlerine karşı imha edilmesi için savaşırlar ve emilim değeri diyoruz. Bitkilere özel has bir değerdir. Ve Aronia, üzümsü meyveler grubunda orak değeri en yüksek olan meyvedir efendim. Siz peki Aronia ile nasıl tanıştınız Cihat Bey? Şunu söyleyeyim, ilk olarak bu meyveyi düşünmüyordum daha doğrusu. Farklı meyvelerde araştırmalar yapıyordum. Bu süreç zarfında babamda bir rahatsızlık oluştu. Yani kanser tedavisi görmeye başladı. Kanser tedavisi görerken araştırmalarım sonucu bu meyvenin kanserli hücreleri yenilediğini, bağışıklık sisteminin güçlü tuttuğunu ve bununla alakalı
direncini daha arttırdığını öğrendim ve bu meyveyi ekmeye karar verdim. Peki ekmeye karar verdiniz de bu ürüne hemen ulaşabildiniz mi? O yıllar hangi yıldan bahsediyoruz? Ülkemizde var mıydı? Siz bunu nerelerden getirttiniz ve sonrasında evet bunu artık ben yapmalıyım dedim. 2018 yılının sonuydu. Atatürk Bahçe Kültürleri'ni aradım. Telefonla görüştük. Gitmemiştim yani. Telefonla görüştükten sonra fidan üretimini dışarıdan temin etmemizi söylediler. Biz şu an fidan üretimi yapmıyoruz gibi söylediler. Yani çeşitli sosyal medya aracılığıyla Osman Bey'i buldum. Osman Nuri Günay beyefendiyi buldum. Bizi ağırladı. Yani bu meyveyle ilgili bilgi verdi. Ve bu mutlaka ekilmesini söyledi. Yani bu meyveyi ekin. Yani 5 dönümde ekseniz, 3 dönümde ekseniz bu sizin geleceğiniz dedi. Yani bu meyvenin çok değerli bir meyve olduğunu ve şu anda bir pandemi yaşıyoruz zaten. Pandemide insanların bağışıklık sistemini güçlü tutması gerekiyor. Yani ne kadar aşı olursanız olun yani belki aşıdan bilmiyoruz. Tabii tıbbi olarak detaylı fazla bilgiye sahip olmadığımızda bağışıklık sistemini güçlü tuttuğunda insan direnci artar. Yani bu hastalığı rahatlıkla yeneceğine inancım tam bu konuda. Bunu fazlasıyla kanıksadık zaten. Son zamanlarda artık dedik yani direnç hep söylediğimiz şey. Ve dünya artık gerçekten hem yazılı hem görsel basın yoluyla olsun dediğiniz gibi siz de sosyal medya aracılığıyla bir nevi ulaşmışsınız. Bu imkanları kullanarak artık sağlığına çok iyi gelebilecek, daha iyi gelebilecek ürünlere yönelmeye başladı haklı olarak. Ve üzümsü meyvelere ciddi bir talep var dünya genelinde. Bunlar içerisinde de aronyaya talep var. Peki aronya için bizim ülkemizde aronya tarımını biraz değerlendirmek istiyorum ben müsaadenizle. Şöyle anlatayım kısaca. Efendim ülkemiz bildiğimiz üzere agro stratejik konumu itibariyle olsun. Dünya ülkeleri arasında köprü vazifesi itibariyle olsun. Gerçekten tarımsal potansiyeli çok yüksek. Tarımsal çeşitliliği çok yüksek bir ülke. Ve aronya ülkemizi çok sevdi. Ülkemiz topraklarını çok sevdi. Ve yine aronyanın toprak iklim isteklerine bazı teknik detaylara gireceğiz. Ama ciddi anlamda üretimi artıyor. Hatta devletin de bu konuda teşviki var. Bakanlığında bir fizibilite raporları var. Siz de bunları sosyal medyadan veya arama motorlarından girerek ulaşabilirsiniz. Düşünenler için söylüyorum ve kesinlikle düşünmenizi de ısrarla tavsiye ediyoruz. Ve bu şekilde 777 şu an için ülkemizde dekar alanda aronya üretimi, dikimi yapılıyor. Peki biliyoruz ki 2017'de aronya tescillendi. Yalova Bahçe Kültürleri Enstitüsü, Araştırma Enstitüsü tarafından Nero ve Viking çeşidi olarak tescillendi. Siz hangi çeşidi tercih ettiniz? Neden tercih ettiniz? Şimdi o konuyla ilgili biz Nero çeşidini tercih ettik. Biz Nero çeşidinin verime daha çabuk ulaştığı, verimlilik süresinin daha uzun olduğu Osman Bey tarafından ve araştırmalarımız sonucu bilgisine sahip olduk. Tabii verimlilik açısından bakıldığı zaman Viking çeşidinin daha fazla verim verdi. Yani kilo bazında adet ağacın bir ağaçtan 17 kiloya kadar bir verim alınıyor. Fakat Nero çeşidinde 12 kilograma kadar. Fakat bu sürenin ve meyvenin iriliği, antioksidan ve siyonin değerlerinin daha yüksek olduğundan dolayı Nero'yu tercih ettik. Antasyonin derken bizi aronya yetiştiriciliği yapanlar, yapmak isteyenler ve yeni girişimciler, tarım girişimcileri de izliyor. Meslektaşlarımız izliyor, akademisyenlerimiz izliyor. Geniş bir izlenme yelpazemiz var. Antasyonin için şöyle bir bilgi vereyim. Efendim antasyonin nedir? Bitkinin işte meyve, yaprak, gövdesine renk veren bir maddedir. Bir bitkide antasyonin miktarı ne kadar fazla ise o kadar antioksidan özelliği fazla olmuş oluyor. Bu da antioksidan ne demek? Yani oksit karşıtı. Vücudumuzda işte antikanserojen dedik mesela. Siz de zaten bu maksatla tanışmışsınız. Vücudumuzda bizi direncimizi düşürecek olan istenmeyen maddelerin savaşımında kullanılır. Antioksidan ve antosiyanin buna sebebiyet verir. Siz de zaten bu maksatla tercih ettiniz. Evet. Şimdi o zaman gelelim tekniğine.
Yalnız tekniğine girmeden önce şunu da özellikle değinmek istiyorum. Efendim, aronya sadece sağlık açısından süper bir meyve değil. Aynı zamanda kısa zaman içerisinde, tesis edildikten kısa zaman içerisinde kendisini kısa zamanda amorti edebilen ve getirisi çok yüksek olan bir tarım ürünü tercih edilmesi gereken ve hatta ben şunu iddia ediyorum, çok yakın bir zamanda Türkiye aronya ülkesi neden olmasın, değil mi? Olabilir. Ben tahmin ediyorum ki 5 ila 10 yıl süre zarfında çok müthiş bir ekim sahasına sahip olacağız. Umuyoruz. Yani umuyoruz. Bunu ihracat konusunda olsun, yurt dışına, evet. Yani yurt dışı pazarları açısından olsun, yani ülkemize büyük getiri sağlayacağını düşünüyorum. Kesinlikle biz aynı fikirdeyiz ve o işin maliyet kısmına birazcık da olsa değineceğiz. Gelelim şimdi toprak isteğine. Şimdi evet, aronya diyoruz. Peki bu nasıl yetiştirilecek? Hangi ortamlarda yetiştirilecek? Nerelerde olur? Efendim, aronya toprak iklim adaptasyonu çok yüksek bir bitki. Yani özel bir toprak isteği olmayan, özel bir iklim isteği olmayan ve bakım maliyetleri çok düşük, işçiliği çok az olan, gerçekten süper, her açıdan süper bir meyve. Şimdi toprak isteğini şöyle kısaca bir es geçelim. Siz toprağınızı ekmeden önce, dikmeden önce, fidanlar dikilir, tohumlar ekilir. Bunu böyle biliyoruz, evet. Burayı özellikle söylüyoruz. Fidanınızı dikmeden önce nasıl bir toprak hazırlığı yaptınız bahçenizde, tarlanızda? Ya şimdi bizim bölgemiz genel olarak Sakarya bölgesinde mısır ekimi çok. Yani kimyasal gübrenin olduğu, toprağımızı kanserli bir hücre haline getirdiğimiz bir bölge. Neden? Hakikaten yani Sakarya mısır. Öyle diyorum yani ben. Mısır ekimi yapılmıştı. Silajcık bir mısır vardı. Mısırı kaldırdıktan sonra patlatma dediğimiz derin sürümden patlatmayla güzel havalandırdıktan sonra toprağa sürümünü yaptık. Belli bir süre nadasa bıraktık. Nadastan sonra dikim sıralarının olduğu yerleri tekrar sürüm yaptık. Sürdük, yani sırt şekline getirdik. Yani karşılıklı kapaklama tekniğiyle sırt şekline getirdik ve sırtın tam ortasına biraz yüksek duracak şekilde dikimlerini gerçekleştirdi. Dikimlerini gerçekleştirirken şöyle bir teknik kullandık. Evet. İlk olarak altına kırık buğday attık. Kırık buğday? Evet. Farklı bir teknik. Kırık buğday, yani zamanla buğdayların çürüyüp besin haline gelmesi ve bitkiye besin sağlaması. Organik madde geçişi. Organik madde. Aynen. Harika, belli bir miktar toprak serptik üzerine. Onun üzerine yanmış koyun gübresi. Evet. Makineden geçmiş, yani fermente olmuş. Güzel bir koyun gübresi. Harika. Onları değerlendirdik. Her bitki gibi aronya da organik maddeyi seviyor. İyi direne edilmiş, havalandırılmış, tesviye edilmiş toprağı seviyor tabii ki. Şimdi her yerde yetişir diyoruz ama tabii ki bir en yüksek verim ve kaliteye ulaşmak için bakımını da yapmış olmamız lazım. Karşılığını çabuk almak istiyorsak elbette. Emek vereceğiz. Tabii ki. Onun için dediğim gibi koyun gübresi, yanlış koyun gübresini özellikle söylüyorum. Neden büyük... koyun gübresi? Sığır gübresi şunu söyleyeyim. Olmuyor mu? Sığır gübresi ne yaparsanız yapın, dana burnu larvaları olması sebebiyle kökleri yeme riski Manas oluşuyor. Manas kurdu diyoruz, değil mi? İşte Mayıs kurdu, Haziran böceği vesaire. Böceği, bunların larvaların çok fazla çok olmasıyla alakalı. Doğru, küçük başı onun için tercih ediyoruz. Bu şekilde küçük baş gübresini serdikten sonra tekrar bir miktar toprak üzerine fidanlarımızı yerleştirdik. Topraktan kapattık. Evet. Yani, şimdi toprak hazırlığını çok güzel özetlediniz de bir de arazi seçimi var. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bulunduğumuz bölge düze yakın bir arazi. Hakikaten aronya için çok uygun bir arazi. Fakat biraz da tatlı meyli seviyor, biliyor musunuz? Neden? Hava sirkülasyonu için. Şimdi evet, bahçemiz daha henüz çok küçük. Yeni tesis bir alandayız. Tarla. Burası tarla. Hala bahçe diyoruz. Burada şimdi bunlar daha büyüdükçe ki ömrü 20-25 yıl ekonomik ömrü, bu arada onu da lütfen söyleyelim. 2-2,5 metrede boya kadar çıkabiliyor. 25 yıl boyunca da bundan verim alabiliyorsunuz. Ve bunlar ocak sistemi olduğu için dibinden sürekli sürgün veriyor. Dolayısıyla içinden bir hava akışı olması gerekiyor ki hem hastalık ve zararlarla, ki ona da değineceğiz, aronyada hastalık ve zararlı var mıdır?
Ona da değineceğiz. Hem bunların mücadelesi açısından, hem güneşlenme açısından, kuzey-güney yönlü, burası çok önemli. Kuzey-güney yönlü. Çünkü güneşten maksimum derecede istifade etmemiz lazım. Bu çok önemli. Bu istikamette yerleşkemizi oluşturduktan sonra, arazimizi de seçtikten sonra, sizin söylediğiniz tüm aşamalara, teknik aşamalar verdiniz. Çünkü gerçekten kırık buğday, koyun gübresi, fermente edilmiş koyun gübresi, bunlar çok önemli teknik detaylar. Bunlara da dikkat ettikten sonra toprağımız hazır dikime. Peki bir malçlama görüyorum. Siyah örtü kullanmışsınız. Bunun yerine başka malçlama teknikleri de kullanılabilir mi? Şimdi bizim bulunduğumuz bölge çok ot yapıyor. Evet. Yani yabani otla mücadelemiz gerçekten biraz zor. Evet, yani bizim bölgemiz, görüyoruz. Bizim bölgemizden ot, aynen, işçilerimiz de çalışıyor. Bizim bölgemizin bunu nasıl diyeyim size, sürekli yenilediğinden, tohumların sürekli şey yapmasından, tekrar büyümesinden ötürü malçlamayı tercih ettik. Ultraviyole kullandık, 80 mikron, 0-80 mikron. Güneş ışınlarını yansıtmayacak şekilde, nemli tutmasını sağlayacak şekilde biraz kalitelisini kullanmak gerekiyor. Tabii. Bir de yani uzun süreli bunlar, 4 yıllık gibi. Tabii bu süreç bittikten sonra, yani bu 4 yıllık gibi bir süreden sonra biz malçları kaldıracağız, normal akışına bırakacağız. Malçın altına damlama. Damlamalarımızı yerleştirdik. Su isteğinden bahsedelim mi? Su evet. Su çok önemli. Şimdi su çok önemli. Bütün bitkiler için çok önemli. Şimdi Aronya'da da özellikle şu an Ağustos başındayız. Su isteği bütün bitkilerde olduğu gibi Aronya'da da var. Çünkü özellikle güneşin dik geldiği yerlerde ki bu stresini de zaten yapraklarda ara ara renk değişiminden de hissedebiliyoruz. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında haftada iki kez sulanmasında fayda var diye düşünüyoruz. Damlama sulama sistemi gayet ideal. Evet. Hem gübre kullanımı için, damlamadan verilebilmesi için, hem de devamlı nemli tutulması için. Ha, nemli tutulması derken şuna da dikkat edelim. Su birikintisi olan, su tutan bölgelerde aronya yetiştiriciliği yapmamaya özen gösterelim. Eğer yapacaksak da sırtlar oluşturmamız lazım ve o sırtlar üzerinde dikim yapmamız lazım. Buna hassasiyetle önem verelim. Sudan bahsettik. Peki iklim isteği, aronyanın özellikle şu bölgelerde yetişir, bu bölgelerde yetişmez diyebileceğimiz bir yapısı var mı? Aslına bakarsanız Karadeniz bölgesi bu bitki için ideal bir bölge. Yani yağışı çok olduğu için Karadeniz bölgesi, su açısından söylüyorum ama yani siz bunu her bölgede yetiştirebilirsiniz. Yeter ki yeterince sulamayı, bakımını güzel yap. Evet, yani bunu biraz araştırırken Kırklareli'den tutun, işte Konya'da olduğunu bilmiyordum. Onu da siz söylediniz. Konya'da, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, İstanbul, Ankara, arkadaşlarım Sakarya, var. Bolu. Kırıkkale'de onlara verdim. Onlar deneme yapıyorlar şu anda. Harika. Onlar da aşağı yukarı bir 10 dönüm kadar bir bahçe düşünüyorlar. Evet, bu arada pH aralığı da gerçekten adaptasyonu çok yüksek ve toleransı yüksek ama tabii ki her bitki için nötr bir pH'yi sever. 6-6,5 sever ama sizin eğer biraz daha böyle alkali bir pH'nız varsa toprak hazırlığında, dikim öncesi toprak hazırlığında yaptıracak olduğunuz toprak analizine göre kükürt ya da asitliyse kireç kullanımını tavsiye ediyoruz, değil mi? Hem onu tavsiye ediyoruz, biz de hümik asitlerle de dengeleme yapabiliriz. Hümik asit kullandık biz genelde bu işlerde. Evet. Şimdi burada aynı zamanda bir bitki beslemeci olarak bir şey ilave etmek istiyorum. Hümik asitler, organik materyaller, organik maddeler, işte humus, torf vesaire, bunların kullanım amacı evet toprağa organik madde geçişi sağlamak ama aslında toprakta var olan besin elementlerini açığa çıkarmak, eminimini kolaylaştırmak, daha hızlı alınmasını sağlamak. Aslında bunlar bir nevi aracı. Aracı. Direkt besin amaçlı biz bunları değil, vermiyoruz. Yok, evet. Aracı, iyileştirmek için. Ben hatta çiftçilerime şöyle bir örnek veririm. Karnınız aç, önünüze bir yemek var. Onu yiyeceksiniz ama yemek yemenin de bir prosedür var. Nedir efendim? İşte o yemeği çatal bıçak yardımı kullanmadan yiyemezsiniz. İşte ellerinizi kullanmadan, ağzınızı kullanmadan, dişlerinizi kullanmadan yiyemezsiniz. Ve sindirme aşamasında zaten bir sürü sistemler var. Dolayısıyla işte o yemek yemede kullandığınız araçlar ve ekipmanlar, el, alet, edevat, bunlar hümik asit, organik madde, çiftlik gübresi, torf, leonardit gibi araçlardır.
Bunu böylece bilmek lazım evet. diye düşünüyoruz. Antiparantez, konumuzu dağıtmıyoruz. İklim isteğini dedik. Daha ziyade siz Karadeniz'e uygun olabileceğini daha söylediniz. Uygun olacağını düşünüyorum. Doğan olayımız var. Yani kışın sert geçen Doğu Anadolu'da veya Güneydoğu Anadolu'da yazın çok sıcak olduğu yerlerde geçişir mi? Şimdi soğuktan hiç etkilenmediğini düşünüyorum. Eksi 30'larla eksi 60'lara kadar bir direncinin Rusya, Sibirya özellikle yani, ana vatanı evet. Sibirya diye yani Kuzey Amerika. Yani bunu zaten Kuzey Amerika'nın yerlileri ya bizim tabirimizle koca karı ilacı yapmışlar. Yani evet. özellikle bunları sağlık yani tıp açısından kullanmışlar ki tedavi etmek maksadıyla. Bununla beraber dedim Karadeniz iklimi yağış nemli aldığından bir, dolayı evet, güzel. Ilıman iklim aynı zamanda olduğu için değil mi? Evet efendim. Hem ılıman dediğiniz gibi. Ya dedim yani suyunu, iklimlendirmesini, yani bitki besinini düzgün verdikten sonra bunun olmayacağı yer düşünmüyorum. Evet. Yani bizim Doğu Anadolu bölgemiz çok çetin geçiyor ama oralarda da olacağını... Denenebilir, neden evet. olmasın. Hatta bunun belki topraksız ortamda da, hidroponik ortamda da yetiştiriciliğini yapabilirsiniz diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle, bunun 3 yaşına kadarki süreçte tabii ki dikildikten hemen sonra meyve de verebilir. Hatta sizin meyveleriniz 1 evet. yaşında mı? Benimkiler 2 yaşında. 2 yaşında. 2 yaşında. Yaşında. Burada görünen burada görünenler biliyoruz evet. Burada görünenler 1 yaşında. Diğer bahçemizdekiler 2 yaşında. 2 yaşında. 3 yaşından sonra asıl ekonomik verime evet. yatıyor değil mi? 3. yaşından itibaren ekonomik değerini giderek arttırarak bize katkı sağlayacak inşallah. Şimdi çiçeklenme hususuna değinelim. 2 tane çeşit var dedik. Peki bahçe tesis ederken 2 çeşidi birden mi kullanacağız ya da kullanmak zorunda mıyız? Çiçeklenme hususunu ve döllenme tozlaşma biyolojisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Burası önemli çünkü yeni tesis yapacaklar için söylüyoruz. Efendim aronya hem dişi çiçeği hem de erkek çiçeği bünyesinde bulundurması hasebiyle, yani erselik çiçek diyoruz biz bunu zirai dilde, bulundurması hasebiyle tek çeşit olarak bahçeler, tarlalar tesis edilebilir. Evet, evet. Ama şunu özellikle istiyoruz. Diyoruz ki 10 dönümde bir, yani 1 hektarda bir arı kovanı bulundurun. Çünkü çiçek veren, evet. bunu salkım şeklinde çiçekleri oluyor. Çiçek veren tüm bitkilerin arıya ihtiyacı var değil evet, mi? Evet, biz... Her 10 dönümde bir kovan bulundurun ki tozlaşması daha rahat olsun ve verim evet. de o nispette artsın diyoruz. Peki çiçeklenme periyodu aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Mayıs aylarında başlıyor. Mayıs aylarında başlıyor. 20 gün gibi 20 gün civarı sürüyor. Sonra meyve bağlamaya başlıyor. Meyve evet meyve tutumuna başlıyor. Meyve bağlama oranı ne kadar sürüyor? Mayıs ayından Ağustos sonuna hasat edilirse yaklaşık yani, olarak 3 ay mı? 3 ay, 3,5 evet. ay civarı bir süre zarfında meyveler olgunlaşıyor. Yani şu an yaklaşık bir 15 gün sonra filan tam hasat olur. Tam hasata gelecek gibi duruyorlar. Evet. Biz de ilk hasat yapacağız bu sene. evet, tam, düştüler. Şimdi bakın, meyveler böyle üzümsü yapıda olduğu üzümsü, için evet. Çok koyu renk. Zaten evet. antosyanin oradan geliyor. Renkleri çok koyu. Bunlar daha da koyulaşacaklar. Evet. Ve etrafında mumsu bir tabaka olacaklar. Biz aynen. buradan tazeliğini de anlayabiliriz. Eğer satın aldığınız aronyaların etrafında puslu bir görüntü yoksa bunun tazeliğinden şüphe edin diyoruz. Evet. Puslu olması lazım. Taze tüketimi olduğu gibi aynı zamanda kurutması yapılabiliyor. İşte kek, pasta, dondurma, reçel, meyve pekmez, suyu. Meyve özü yani dondurma. Hatta şunu değinmedik evet. Faydalarından bahsederken saymakla bitmiyor. Zaten anti-aging özelliği var. Nedir anti-aging? Yaşlanmayı geciktirici. Evet. Beyin fonksiyonlarını düzeltici. İşte Alzheimer tedavisinde kullanıldığı söyleniyor. Demans, işte yaşlılıktan kaynaklanan bari nöral fonksiyonlarının yitirilmesinden kaynaklı. Evet. Onları durduruyor fonksiyon yitirmesini. Anti-aging özelliği de taşıdığı için kozmetik sanayinde de kullanılabilir. Neden kullanılmasın? Özellikle bayanların güzelleşmek tabii. adına tabii, yani vazgeçemeyeceği ürünlerden biri haline gelebilir. Evet Cihat Bey. Şimdi yani bazı tekniklere böyle fazlasıyla detay giriyoruz ki gerçekten bunun biz geliştirmesini istiyoruz, artmasını istiyoruz ve alanı olan, arazisi olan ya da olmayan yapmak isteyen kiralama usulü olur. Yani bir aronya üretimi nasıl yapılabilir, nereden başlasınlar bunu detaylıca öğreniyoruz. Şimdi
toprak isteğini öğrendik. İşte arazi seçiminde dikkat etmemiz gerekenler hususuna değindik. İklim isteğini de öğrendik. Şimdi çiçeklenmeden bahsettik de don olayı diye bir şey var malumunuz. Çiçek olan şeylerde don bizim stresimiz. Peki Mayıs ayında çiçekleniyorsa o zaman şunu diyebilir miyiz? İlkbahar donlarından etkilenme oranı aslında düşük. Yok gibi bir şey. Yok gibi bir şey yani. Kışın sert geçen çok yerlerde belki diyorsunuz. Vallahi bu sene bizim burası çok soğuktu. Yani soğuktu derken yani yaklaşık 40 santime yakın kar vardı. Evet. Yani çok uzun süre yani bu kadar kar yağmamıştı. Ne kadar soğuklanma ihtiyacı duyduğunu bitkinin gelişiminden daha net görüyoruz. Yani bu kışın gördüğü soğuğu bence baharda gelişiminden gösteriyor. Evet. Bu arada kışın bitkilerini döken bir şey, yapraklarını döken bir bitki. Yani zaten şöyle söyleyeyim size 10. ay gibi yani kırağlar düşmeye başladıktan sonra yaprakları zaten güzel, çok hoş bir renge yani böyle alev rengi diyelim. Kırmızıya dönük sarı. Böyle alev rengi diye tabir edeyim. O renge dönüyor yani tarlaya baktığınız zaman çok böyle renk cümbüşü gibi bir şey oluyor. O yaprakların kurutulup o renginde değil şu haliyle de kurutulup çayı da yapılabiliyor biliyor musunuz? Evet. Yani ondan da istifade edilebiliyor. Aronya çayı. Kesinlikle. Evet, peki şimdi dikim mesafesinden bahsedelim mi? Şimdi bu çok önemli gerçekten. Evet. Çünkü bunun iki tarz dikim olayı var. Bir ocak sistemi elle toplama, bir de makineli sistem var. Siz makineli sisteme uygun haliyle dikmişsiniz. Evet. Kaça kaç oranında diktiniz? Biz ardı sıra diyelim 80 santimle 1 metre arası. Sıra üstü sıra arasında burada 2 metre 2.20 civarı yaptım. Diğer traktör mesafesi diyorsunuz. Evet, aynı zamanda bahçe traktörümüz var. Buraya bahçe traktörüne çalışıyoruz. Diğer tarlamızı 3 metre aralık yaptık. Orayı da büyük traktörle istediğimiz şekilde yapıyoruz yani. Yani yabancı ot mücadelesi de kolay olur. Hasat zamanında şimdi bunun ileriki zamanında 3 yaşından sonra hasat dönemi var. Evet. Hasat esnasında hemen kasayla birlikte girilip işte kasasına dolum vesaire yani yapılabilir. Yani şimdi o 5 dönüm ekili alan bölgede 2000 fidanımız var. 2000 fidandan verime geçtiğinde yani eğer ki güzel bakarsak 20 ton meyve almamız gerekir. 20 burası ton yani çok yani önemli. Çok önemli. Çok önemli burası. Burayı biraz yani detaylandırabiliriz. 20 dönüm şey yani 20 ton meyve ya elle kasaları taşımayla ama muhakkak arasına traktör sokmamız lazım. Yani biz makine toplamasını onun için değerlendirdik. Fakat makine toplamasında da biraz sıkıntı olacak diye bazı duyumlar aldık. Şu an ülkemizde bunun makineli olarak makinesi yok daha doğrusu. Olmadığı için şu an zaten çok da yeniyiz. Bir şeyimiz var. Zaten 3. 4. seneden sonra makineyle değerlendirmesini yapacağız. Bize dediği gibi bir sonraki yıla verim kaybı yaşatırsa makineyi vazgeçeriz. Ama denemesini yapacağız. Anladım. Çünkü makineyi gerekirse çevremizdeki insanlara makinesini yaptıracağız. Makinesini yaptıracağız. Evet. Çok iddialı. Yaban mersi için kullandığınız makineler aslında Aronya için de teknik açıdan birkaç böyle detaydan sonra kullanılabilir. Neden olmasın? Şimdi ticaretle uğraşıyoruz. Yani bu işlerle ilgili de çevremizdeki insanlar basit de yapılabilir makine olduğunu. Çünkü özellikle Amerika ve Polonya tarafında birinci sınıf makineler var. Bunun alt makineleri de var. Yani üçüncü sınıf dünya ülkelerinin kullandığı makineler de var. Evet. Yani onlardan başlayarak bir makine sistemi düşünülebilir. Evet. Şimdi bunların bir de özel hususi bakımları aslında çok da bizi yormayan ama yapıldığı zaman da verim ve kalitede kendisini fazlasıyla hissettiren bakımları var. Budama. Şimdi budamayı biz meyve yetiştiriciliğinde çok çok önemsiyoruz. Neden? İşte hem hava sirkülasyonu açısından hem verimden düşen dalların tekrar verime yatması açısından, güneşlenme açısından ki Aronya'da bu çok önemli. Çünkü şu rengi güneş sayesinde alacak ve güneşlenmeyi çok önemsiyoruz. Özellikle 5 yaşından sonra. Evet. 5 yaşına kadar çok müdahale etmeyelim. Etmiyoruz yabancı ot haricinde. Evet, yabancı. Ama 5 yaşından sonra her yıl bahçenin mevcut tarlanın %20'si oranında dal çıkarmamız lazım. 5 yaşını dolduran tüm dallar aslında ekonomik verimden düşmeye başlayan yaştır. Kendini gösterirler zaten. Bunları azaltacağız. Evet. Azaltırken neye dikkat edeceğiz? Özellikle birbirinin güneşini kesen dalları ortadan çıkarmaya çalışacağız. Yaşlanmış, kırılmış, yere yatmış ki yere bakmasını
istemiyoruz evet. biz. Neden? Güneşten istifade etmesi için. Bunlar için fungal hastalıklarla mücadele için budamayı gerçekten evet. çok önemsiyoruz. Şu an için çok erken bu bahçede. Evet, tabii, evet. Ki budama da zaten yaprak döktükten sonra sonbahar mevsiminde yapılması evet. daha uygun evet. görülüyor. Peki şimdi gelelim işin can alıcı noktasına. Öncesinde bir hastalık zararlıya değinelim. Değerli izleyenler, aronya hastalık ve zararlı açısından o kadar avantajlı ki bilinen hiçbir hastalığı yok. Belki yoğunluktan, ot yoğunluğundan ve dal yoğunluğundan kaynaklı fungal hastalıklar, o da bizim öngörümüz. Yani, şu an için öyle bir şeyle karşılaşmamış, dünya üzerinde böyle bir şeyle karşılaşılmamış, evet. diğer yetiştiriciler için söylüyorum. Zararlılar için de yine çok avantajlı, bizi zorlamayan, o yüzden kimyasalı kullanmamız gerektirmeyen, çok sağlıklı bir evet. ürün. Zaten buradan da kaynaklanıyor. Bilinen bir zararlısı yok henüz. Belki ileride yaprak bitleri akarlar. Yani olabileceğini düşündüğümüz zararlılar olabilir. Küçük ama... çaplı yaprak biti yapıyor. Fakat çok basit yöntemlerle, yani sirkeli suyla diyeyim ben size, yani çok basit yöntemlerle uzaklaştırabiliyoruz. Evet, organik. Yani zaten hiç kimyasal bir şey vermedik bugüne kadar. Evet. Peki şimdi gübrelemesine biraz değinelim. Şimdi bahçe tesisi öncesinde toprağın organik maddesinin seviyesini yükselttik. İşte her sene yanlış gübreler uygulamaya gayret gösteriyoruz. Ama bunun yanı sıra bir de çiçeklenme öncesi. Çünkü biliyoruz ki çiçeklenmeyi etkilen en önemli faktörler vardır. Nedir? İşte bir fosfor miktarı, bir çinko miktarı. Bunlar çok önemli değerler. Bunu da çiçeklenmeden önce verilmesi gerekiyor. Biz dengeli gübre kullanımından yanayız. Kompozit gübrelerin, hatta organomineral gübreler kullanırsak en azından hem toprağımızı iyileştiririz hem alıcılığını yükseltiriz. Organomineral gübrelerin faydasını saymakla bitiremiyoruz. Çünkü sadece organik gübrede istediğimiz tüm elementleri, eksik olanları vermemiz mümkün değilken organomineral gübrelerde hem istediğimiz besin elementlerini veriyoruz hem de iyileştirerek veriyoruz. O yüzden organomineral kompozit gübre tercih edersek en azından çiçeklenme öncesi çiçek artırımını sağlarız. Aynı zamanda mesela kalsiyum uygulamasından bahsetmiştik. Kalsiyum çok çok önemli gerçekten. 3 tane makro element var ama bunlardan yine kalsiyum, magnezyum da yine makro element sınıfına girebilecek büyük çaplı bitkide ihtiyacı olan ürünler. Ki kalsiyumu biz biliyoruz, hani nasıl ki insan vücudunda kemik yapısında fonksiyonu varsa aynı zamanda bitki bünyesinde, hücre çeperinde ve turgor basıncı mesela, onlarda çok ciddi etkisini görüyoruz. Bunları da yine damlaması olan damlama yoluyla verebiliyor. Damlaması olmayan dibine çok fazla değil, 1-2 gram olacak şekilde, dönümü 30 ila 50 kilo arasında olabilecek şekilde bu şekilde uygulamalar yaparak gübre ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Peki şimdi 3 yaşını doldurduk. Artık verime yattık. Bir dönümden, ki siz bir dönüme ne kadar dikmiştiniz? 400 adet. 400 adet. 400 adetten kaç kilo alım garantisi vereceksiniz? Alım garantisi verim olarak. Verim olarak. Biz genelde ağaç hesabı üzerinden hesaplama yapıyoruz. Dal mı, ocak mı? Ocak hesabı üstünden. Ocak hesabı. Yani bir tane ocağın hesabı üstünden. Yaklaşık 3. sene 600 gram civarı bir beklenti içerisindeyim. Ya yani şu an... Normalde 3. yaşında 400 gram hesaplarlar. Biz 600-700 gram civarı gibi bir beklenti içerisindeyiz. Ağaç ocak başı. Yani bir dönüme de 400 ektiysek 240 kilo bir meyve alımı, yani 250 kilo kadar bir meyve alımı yapılabilir. Dönümden 250 kilo. Aynen öyle. Çok güzel bir oran. Her geçen yıl bunu katlayarak devam ediyor. Dördüncü yılda 500. Beşinci yılda... Evet. Altıncı, yedinci yıla kadar katlaya katlaya gidiyor. Ondan sonra belli bir seviyeye oturuyor. Dediğimiz gibi Nero cinsi 12 kilo. Viking çeşidimiz de 17 kilo. 17 kilo olarak veriyor. Verimlere kadar ulaşılıyor. Tabii bakmak da önemli. Elbette. Yani, siz evladınız gibi sevip ilgilenirseniz o da size karşılığını verir. Evet. Şimdi adaptasyon yüksek olduğu için sizin özellikle hassasiyette duracağınız bir mevzu değil. Her bitki olması gerektiği kadar yapacaksınız. Can taşıyorlar. Şimdi dedik ki 3 yaşını doldurmuş bir dönümde 400 tane fidandan 250 kilo alabileceğinizi iddia ediyorsunuz. Evet. Peki bunun şimdi asıl bizim için çok çok önemli olan pazarlama. Bunu siz ne kadardan, nereye, ne şekilde pazarlamasını yapıyorsunuz? Önce fiyattan bahsedelim. Şimdi biz daha henüz pazarlamadık. Evet.
Şimdi şu an çevremiz, araştırdıklarımızda Yalovalı bir grup arkadaşımız var. Birlik kurmuşlardı. Evet. Onlar alım yapıyorlar. Gene onun dışında birkaç alım yapan firmamız var Türkiye genelinde. Şimdi biz kendimiz ticaretten ve üretimden alakalı işler yaptığımız için, yani özellikle biz çocuklar için reçel bazında, marmelat bazında, yani çünkü bağışıklığı geliştirdiği için çocuklarımızın sağlıklı büyümelerini sağlamamız için, çocuklar için ilk önce biz reçel yapmayı düşünüyoruz. Reçel yapmayı düşünüyoruz. Artı hem dondurma imalatçısıyım ben. Çok lezzetli ve güzel bir dondurması oluyor. Denediniz mi? Denedim efendim. Çok lezzetli ve güzel bir dondurması oluyor. Sizin arkadaşımız var. O marmelatını yaptı. Ben reçelini yaptım. Harika. Artı bunun özütünü bizim burada kurulu tesisimiz var. Bir arkadaş. Çevremiz ufak olduğu için yani coğrafya olarak çevremiz pekmezhane yapılıyor. Yani bizde genelde burada pancar pekmezi yapıldığı için pekmezhanemizde bunun özütünü çıkartmanın yani. Çok önemli. Yani. Bu çok önemli. Şimdi alternatif tıp çok ilerledi. Fitoterapi diye bir sistem var artık. Yani klasik tıpın dışında ekstra olarak insanlar buna da çok yönelmeye başladılar. Ve aktarlarda görürsünüz zaten özütleri, özütleri, şurupları vesaire. Neden bir aronya özütü de aktarda yerini almasın? Eczanede satıldığını söylüyorsunuz. Evet. Dış ülkelerde eczanelerde satılıyor. Avrupa ülkelerinde özellikle eczanelerde satılıyor. Evet. Şimdi peki dışarıdan duyduğunuz kadarıyla bir kilosunu ne kadardan alıyor? Perakende sistem farklı biliyorsunuz. Toptan yani değişiyor. Şöyle söyleyeyim. 50 liraya da alan var. 80 liraya da alan var. Euro bazında alan da var. Yani 8 euroya alan da var. Peki bir kişi kendi bahçesi tarlasındaki aronyayı perakende sattığında ne kadardan satacak? Sezonuna göre biraz değişir değil mi? Çünkü bir de bunun saklama koşulları vesaire de var. Saklama koşulları çok elverişli. Şöyle söyleyeyim, yani toplamayın dalında dursun. Uzun süre dalında duruyor, bozulmadan. Evet. Yaklaşık 2 ay, 3 ay civarı dalından toplamayın üzerinde duruyor, bozulmuyor. Hatta topladıktan sonra da soğuk hava deposunu kaldırın. 3 ay bekletebilirsiniz. 3 ay değil mi? Tam onu söyleyecektim. 0 ila 1 derece arasında %90-95 nispi nemde 3 ay dayanabilen bir ürün. Denemesini yaptım. Yaptınız. Denemesini yaptım. Kendi evimin 0 derecesinde muhafaza ettim. 3 ay geçti ve hala çok rahatlıkla, yani meyve olarak tüketilecek formdaydı. Tadı biraz buruk. Evet. Ama biraz böyle şekerlendi, tatlandığında da çok rahatlıkla tüketebilecek, çerez niyetini tüketebilecek bir meyve değil mi? Evet. Çok fazla da tüketilmesinden yana değilim. Yani bir öğün bazında değerlendirdiğimiz zaman, yani herkes yesin, herkes suyu çok yesin fakat dengeli yesinler. Meyveleri diyoruz ya, bir avucumuz bir avuç kadar. O kadar yani evet, fazla abartmadan yemek gerekiyor. Yani hem zaten maddi açıdan biraz külfetli bir meyve. Hem yani her şeyin azı karar çoğu zarar demişler. Evet. Onun için yani mümkün olduğunca belli ölçülerde tüketmenin faydası, vücuda çok büyük faydaları var. Evet Cihat Bey, şimdi bir verim şeyi yapalım, hesabı yapalım. Şimdi 3 yaşından sonra verime yattığını söyledik. Ne kadar alırız, bunu ne kadardan satarız, bize karı ne olur, götürüsü ne olur? Vallahi çok getirisi olur. Hiç götürüsü olacağını tahmin etmiyorum. Niye götürüsü olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Elbette. 5 dekar ektiğim alan. 2000 adet fidan ektim. Tahmini olarak, tabii biz öngörüyle hareket ediyoruz. Yani net bir şey söylemek de erken. Evet. Önümüzdeki yıl yaklaşık 800 bir ton civarı meyve alacağız. Ne kadar alandan? 5 dönümden. 5 dönümden? 5 dönümden. Bir ton civarı. Bir ton civarı meyve alacağız. Evet. Bunu toptanda, yani 8 euro gibi bir rakamdan veya 80 lira gibi bir rakamdan verdiğimizde ilk yıl 80 bin lira getirisi olur. Harika. Bakım maliyetleri, yani en kaliteli gübreleri kullansanız da ne yapsanız da, sadece ot mücadelesinde biraz işçi getirirseniz maliyet artar. Yani onda da taş patlasın. Yani 2-3 bin liralık bir maliyetiniz olur. Evet. Yatırımınızı yaptıktan sonra fazla bir
sizden götürüsü yok. %2-3 civarında bir en fazla çok cüzi rakamlara gelir yani. Ama ilk kurulumu biraz külfetti yani. Ama evet. O kadar abartıldığı gibi veya korkutucu bir rakam değil. Ama sonuçta çok büyük bir yatırıma para yatırıyorsunuz. Geleceğe geri dönüşü çok mükemmel bir şey. Evet. Çok mükemmel bir şey. Biz ağaçlarımızı tam verime ulaştırdığımızda, yani biz ne dedik? Ocaklarımızı ulaştırdığımızda 2000 ağaçtan 12 kilo verim dedik. Biz dedik ki 10 kilo verim ulaştırabilirsek bizim için çok muazzam olur. Neden 20 olmasın? Ton gibi bir ürün elde ederiz. 20 ton. 20 ton. Biz bunu minimize ediyoruz. Yani bize de çok geliyor. Yani biz de bazen şaşırıyoruz. Ya 20 ton bu 5 dönüm yerden 20 ton meyve. 20 ton çok ciddi bir rakam. Ciddi rakam. Cihat Bey. Evet. Biz diyoruz ki 20 ton almadık. Yani çeşitli nedenlerden iyi bakamadık. Şu oldu bu oldu. 10 ton alalım. Yarısını alalım. 80 lira gibi bir rakamdan 10 ton meyveyi sattığınızda 800 bin lira para yapar. 800 bin lira. Bak minimiz ya, yarıya düşürerek söylüyorum ben bunu. Bir de bunu KDV'li ürün haline getirdiğinizde yani çok muazzam rakamlara ulaşır. Harika. Yani 120 lira satıldığından bahsediliyor. Parakende de evet 120 lira, 130 lira. Geçen yılki fiyatı 120 liraydı. 100 lira 120 lira arası. İnternetten de olabilir yani, çeşitli sitelerden. Tabii. Ve yakın çevremizde çevremizdeki insanlar da 120 lira gibi bir rakamdan satıldı. Harika. Evet. Yani ciddi bir rakam bu. Değerli izleyenler, hakikaten bu kadar kısa zamanda kendisini amorti edip kâra dönüştürebilen başka bir bitki varsa lütfen onu ekin, yani dikin. Süper meyve. Evet. Sadece sağlık için değil, aynı zamanda getirisi ihracatta aynı zamanda özellikle çok önemli. Ki dış dünya bunun farkına varmış. Biz de yeni yeni farkına varmaya başladık. Bu program sayesinde umuyorum ki aronya yetiştiricileri artacak, aronya tarlalarımız artacak diye umuyoruz. Şimdi şöyle, bunlardan bahsederken kavanozlar var önümüzde. Biraz maliyetten geri dönmek gibi oluyor ama güneşten de birazcık etkilenmişler. Evet. Aronyanın üretim şekilleri. Şimdi evet, böyle bir tarla tesis edeceğiz ama fidanları nereden bulacağız? Nasıl temin edeceğiz? Bu kavanozlarda ne var, ne işe yarar? Lütfen buyurun. Bu kavanozlarda bizim kendi fidanlarımızdan doku kültürü yöntemiyle laboratuvarda üretilmiş fidanlar var. Harika. Bunları yakın zamanda kendi yeni kuracağımız 52 dönümlük bir bahçemiz var. Oraya uygulamasını yapacağız. İstediğimiz verimi aldığımızda, gelişmelerinde ve devamlılıklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece laboratuvar ortamında üretimine devam edeceğiz. Harika. Ve fidan tedariğine başlayacağız inşallah. Evet, çok güzel. Doku kültürü laboratuvarlarında üretiliyor bunlar. Aynı zamanda aronya hem çelikle, çünkü dibinden sürekli sürgün verdiği için ocak sistemi zaten budur. Hem çelikle çoğaltımı yapılabiliyor, tohumdan çoğaltımı yapılıyor. Yani şu meyvenin içerisinde tohumlar var. Bunlar kuruyup yere döküldüğünde oradan yine tekrar verim vermesi söz konusu. Bu şekilde çoğaltılabiliyor. Doku kültürüyle de çoğaltım yapılabiliyor. Evet. Doku kültürüyle risk daha az, minimize edilmiş ve daha birim alandan fazla ürün elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şuna dikkat edelim değerli izleyenler. Fidan alırken sadece aronya için söylemiyoruz. Sertifikalı olmasına dikkat ediyoruz. İşte standart sertifikalar var. Mavi sertifikalar var, sarı sertifikalar var. Mavi sertifikalı olmasını istememizin sebebi ismine doğru olması, işte hastalık zararlardan ayrı olması, damızlık materyalinden üretilmesi gibi sebeplerden dolayı bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle mavi sertifikalara bir de devlet desteği de. Bu çok önemli. Evet, devlet desteği. Bakın bu aronyada dedik ki bakanlık bir fizibilite çalışması yapmış. Devlet desteği veriyor, hibesi veriyor ama mavi sertifikalı olduğu nispette destek veriyor. Ayrıca şöyle de bir, yine fizibilite raporunda sizler de karşılaşırsınız. Ben de okuduğumda gerçekten şaşırmıştım. 100 dönüm bir aronya tarlası 10 yıl içerisinde 67 milyon lira size gelir getiriyor. Çok uçuk bir rakam. İnsanlar inanmayacaklar bu rakama ama gerçek bu. Yeter ki dediğim gibi fidanlarına güzel baksınlar. Yetişmelerinde meyve bakımlarını güzel yapsınlar. Sonuçta karşılığını alacaklar. Harika.
Çok teşekkür ederiz Cihat Bey. Hakikaten çok önemli bir mevzuda çok güzel paylaşımlar yaptığımıza inanıyorum. Bizi izleyenler de umarım aynı keyif alırlar. Bizler çok keyif aldık. Çok çok teşekkürler. Efendim bugün Sakarya Söğütlü'deydik ve süper meyve aronyayı konuştuk. Tüm teknik detayları ve maliyet hesabıyla birlikte sizlere bilgi vermeye çalıştık. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıkla kalın. Topraksız kalmayın.